Sizin için özel olan o kişi şu anda sizinle ilgilenmiyor olsa bile varsayım yasasıyla sizi fazlasıyla özlemesini sağlayabilirsiniz. Her şey mümkündür. Kesinlikle sizi özlemelerini sağlayabilirsiniz. Sevdiğiniz birinin sizi görmezden gelmeye başlamasının nasıl bir his olduğunu iyi bilirim. Daha önce aşık olduğunuz kişi artık sizi istemiyordur ve bu çok incitici bir duygudur. Bu olduğunda içinizde bir arzu doğar ve onun sizi özlemesini istersiniz. Ama endişelenmeyin, çünkü size bunu gerçekleştirebilmenizin bir yolunu göstereceğim. Kim bilir, belki de önümüzdeki günlerde sizi çok özlediğini belirten ve geri dönmenizi istediğinizi söyleyen bir mesaj alırsınız ya da sizi arayabilir. Organik Zeka'ya hoş geldiniz. Bilmenizi istediğim ilk şey, söz konusu kişiyle yaşadığınız hikaye her neyse bunun eski bir hikaye olduğudur. İlişkinizin kötü bir şekilde bitmiş olması, sizi engellemiş olması ya da daha önce umutsuzluğa kapılmış olmanız önemli değildir. Bu hikaye zaten yaşandı. Siz şu anki durumunuzun tamamen zıttıydınız. Şu anki haliniz, sahip olduğunuz enerji, varsayımlarınız ve benlik kavramınız şu an sahip olduğunuzun tam tersiydi. Öyleyse iyimser olun. Çünkü daha önce kendinizi değiştirdiniz ve bundan dolayı şu an içinde bulunduğunuz duruma düştünüz. Şimdi kendinizi tekrar değiştirebilirsiniz ve durumunuz yine değişecektir. Çünkü üç boyutluluğun bir önemi yoktur. Mevcut koşullarınız önemli değildir. Yalnızca son durumunuz önemlidir. Varoluşunuzun son durumu önemlidir. Gerçekleşen arzu durumunuz önemlidir. Mevcut koşullarınızın nihai sonucunuz olmadığını aklınızda tutmalısınız. Olacak olan şey sizin hayal gücünüzdür ve arzu ettiğiniz nihai sonuç sizin gerçeğinizdir. Bu asla içinde bulunduğunuz üç boyutlu koşulları görmezden gelmek ya da onlar olmuyormuş gibi davranmakla ilgili değildir. Bu yalnızca varoluşun son halinde yaşamakla ilgilidir. Bu durum, üç boyutluluğa direnmek gibi bir şey değildir ama aynı zamanda gerçekliğinizde tercih ettiğiniz sonucu hayal etmelisiniz. Hayal gücünüzde arzularınıza zaten sahipmişsiniz gibi yaşayın. Bunu belirli bir kişiye sanki hayalinizde sizinleymiş gibi karşılık vererek yapın. Bu sadece hayal gücünüzde ısrar etmek ve sanki gerçekmiş gibi hissetmekle ilgilidir. Belirli bir kişi sizinle ilgilenmediğini gösterse bile işler oldukça hızlı bir şekilde tersine dönebilir. Bu dünyada somut ve gerçek görünen her şey bir hamleyle değişebilir. İnsanlar her saniye fikirlerini değiştiriyor. Bitkiler büyüyor ve şekil değiştiriyor. Hayvanlar değişiyor. Bir tırtıl kelebeğe dönüşüyor. Mobilya gibi cansız olduğunu düşündüğünüz nesneler bile zamanla yıpranıyor. Artık yepyeni görünmüyorlar. Onları satın aldığınız zamanki gibi değiller. Yani her hareketle birlikte her şey değişebilir. Siz bile değişiyorsunuz. 7 gün önceki halinizle şimdiki haliniz bile aynı değildir. Karşınızdaki kişi bile değişiyor. Bu yüzden şu anda sizinle ilgilenmiyorsa bu çok da önemli değil. Onlar da fikirlerini değiştirebilirler. Bu ancak onlardan ne istediğinize karar verdiğinizde gerçekleşecektir. Onların soğuk davranışlarını kabullenmek mi istiyorsunuz? Sizi görmezden gelmelerini kabul etmek mi istiyorsunuz? Yoksa sizi özlemelerini ve size karşı sevgi dolu duygularını itiraf etmelerini mi istiyorsunuz? Eğer seçiminiz ikincisi ise, o zaman vazgeçmeniz gereken ilk şey onu sosyal medyada takip etmektir. Onu ne kadar çok takip ederseniz bu onu o ölçüde sizden uzaklaştıracaktır. Size nedenini şu şekilde söyleyeyim. Bir an için hayatınızda belirli bir kişiyle sevgi dolu bir ilişki içinde olan bir kişiyi düşünün. Yalnız dikkatinizi çekerim, sevgi dolu bir ilişki içinde olan birinden bahsediyorum. Çaresizlikten hareket eden birinden değil. Şimdi aklınızda bir isim belirdiğine göre onları hayal edin. Partnerlerini sosyal medyada takip ettiklerini düşünüyor musunuz? Partnerlerinin ne yaptığını görmek için sürekli cep telefonlarını kontrol ettiklerine inanıyor musunuz? Öyle bir şey yok. Sizce de öyle değil mi? Aklınızdaki o kişiyi takip etmek aptalca geliyor. Çünkü eylemleriniz ne düşündüğünüze dayanıyor ve davranışlarınız da ısrarcı olduğunuzu gösteriyor. Yalnızca görmezden gelinen bir kişi bu tür eylemlerde bulunacaktır. Bunu yaptığınızda bilinçaltı düşünceleriniz o kişiye bir türlü ulaşamama durumuna dayanır. O sırada o kişinin şu anda ne yaptığını ve kiminle birlikte olduğunu merak edersiniz. Kendi yaşamınızdan daha çok onun yaşamını merak edersiniz.
Onu adeta yüceltiyorsunuz. Birini hayal gücünüzde yükseltip kendinizi alçalttığınızda istemediğiniz sonuçlar elde edersiniz. Onu takip ettiğinizde siz olmadan mutlu olduğuna ve artık sizi istemediğine dair varsayımlar oluşturursunuz. Yeterince iyi olmadığınıza ve başka biriyle görüştüklerine dair varsayımları oluşturursunuz. Bu varsayımlar gerçekliğinizde birer gerçek haline geliyor. Sizi özlemesini istiyorsanız bunu yapmayı derhal bırakın. Ayrıca onunla iletişime geçmeyin. Bunun yerine onun sizinle iletişime geçmesine izin verin. Birbirinize gönderdiğiniz eski mesajları okuyarak zaman kaybetmeyin. Birlikte geçirdiğiniz zamanların ne kadar güzel olduğu, sizi ne kadar çok sevdiği ve bunun gibi şeylerle zaman kaybetmeyin. Böyle şeyler yaptığınızda onu kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Onsuz bir yerden geliyorsunuz demektir. Belirli bir kişiyle temas halinde olan, onunla ilişki içinde olan bir kişi bu tür faaliyetlerde bulunmayacaktır. O kişiyi takip etmezler, eski sohbetlerine dönüp bakmazlar ya da birlikte oldukları zamanların ne kadar güzel olduğunu düşünmezler. Çünkü o kişiyle birliktedirler, akış halindedirler. Onlar sevdiği kişiyle birlikteler, bir ilişki içindeler. İlişkisi olan bir kişi ne düşünüyor olabilir? Onların düşünceleri ne olurdu? Bir an için onların yerine geçin ve nasıl hissettiklerini bir düşünün. Nasıl düşüneceklerini düşünün. Bunu yaptığınızda belirli varsayımlar oluşturursunuz ve bu varsayımlarda önem verdiğiniz o kişinin zaten her gün yanınızda olduğunu varsaymaya devam etmeniz gerektiği ortaya çıkar. Sizi özleyen bir kişinin konumundan düşünerek ve hissederek sizi özlemelerini sağlayabilirsiniz. Bir kişi sizi gizemli olduğunuzda, hayatınızda harika işler yaptığınızda ve kendinizi harika hissettiğinizde özleyecektir. Biri sizi ne zaman özlese, bunun nedeni size erişimlerinin sınırlı olmasıdır. Zihniniz sürekli olarak onu tekrar geri kazanmanın yollarını düşünüyor. Bunun yerine sizi istemelerine, peşinizden gelmelerine, sizi düşünmelerine ve sizi özlemelerine fırsat vermelisiniz. Bunu olumlu senaryolara hayal ederek yaparsınız. Telefonunuza baktığınızı ve 10 cevapsız arama gördüğünüzü hayal edin. DM'lerinizin onun mesajıyla dolu olduğunu hayal edin. Arkadaşınızın size, sevdiğiniz o kişinin sizinle konuşmak istediğinden bahsettiğini hayal edin. Sizi hediye yağmuruna tuttuğunu hayal edin. Sizinle evlenmek istediğini hayal edin. Bilincinizi başarısızlıklar yerine hedefinize ulaşma konusunda başarı fikirleriyle dolduran güzel şeyleri hayal edin. İstediği şeye sahip olamayacağını düşünen bir kişi yalnızca bu düşünceyle bile başarısız olabilir. Onun tarafından özleniyorum. Onun tarafından çok seviliyorum. Onun delicesine aşık olduğu kişi benim. Onun baş tacı ettiği kişi benim gibi olumlamaları kullanabilirsiniz. Bu olumlamaları zihninizde tekrarlayın ve kendinizi bu onaylamalara bırakın. Bu olumlamaların size hayali sahneler sunmasına izin verin. Bu sahneleri görselleştirin ve her gün bunların tadını çıkarın. Ne düşündüğünüzün farkında olun. Yaşamınızın her anının farkında olun ve yaşamınıza hakim olun. Ayrıca unutmayın, hedefiniz ne olursa ona sahip olan birinin yerine geçin ve o yerden düşünmeye başlayın. Tezahürleriniz ortaya çıkacaktır. Hayatınızı planlayın. Bu sizin elinizdedir. Onun oluşturucusu sizsiniz. Abone olun, paylaşım yapın ve bir yorum bırakın. Bildirim ziliniz de mutlaka açık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.